Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ve sellem. Arkadaşlar, hep böyle derdim de tabi tecrübe biraz oynuyor. Tecrübe olması lazım ki. Böyle hep enfusi dersiniz. Enfusi diyoruz da. Mülk olmadan melekut, şehadet olmadan enfus olmuyor. Biliyoruz şeyler ama hayat onlar nasıl uygulanacak? Onun yöntemini bilmiyoruz. Karıştırıyoruz. O zaman yani hani memurda misal veriyorum. Geliyor adam dosyayı yapıyor, atıyor depoya. Atıyor depoya. Sonra lazım olduğu zaman 276. dosya. Trafik sicili diyelim ki bu. Memur nasıl bulacak o dosyayı? O deponun içinde. Tasnif etmesi lazım. Ki tak bulsun. 274, 275, 276. Hangi tarih koymak? İşte bu tasnif etmek adı dikkattır. Dikkat. Dikkat. Yani yerini. Ama bu yöntemi bilmek işte okuyacağımız şeydir. Yani yapma deme. Psikoloji. Siz zannediyorsunuz sokak insanı yapılan bir şey psikoloji. Çoğu zaman ailevi sorunu ve içsel sıkıntılarımızın sebebi bunu doğruyu biliyoruz ama doğrunun yöntemini, evvelini, ahirini bilmiyoruz. Mesela size temelde şu şey söyleyeyim. Bu kesin ama. Bu kesin. Kimse de değişmez bu. İnsan üç merkezli fikir üretir. Ne demek bu? Bunu sakın unutmayın. Üç merkezli fikir üretir. Yani üç merkezli çözümü vardır. Yani üç tane psikolojisi vardır. Üç tane doğru yöntemi vardır. Yani üç tane muallimi vardır. Üç tane rehberi vardır. Anlıyor musun? Çoğalt da çoğalt. Anladınız mı? Üç taneyi söyleyeceğim. Nereye gidersen git kardeşim. Dünya ve ahirette böyledir. Bunu bilmesen bu fikrin, bu çıkışın, bu yöntemin, bunu hasetsene sen dinle kafu. Bu birbirlerinden tefrik edilemezse hangisi niçin nerede ne kadar doğru? Hangisi nerede niçin ne kadar doğru? Bulamazsın, bilemezsin, anlayamazsın, çözemezsin. Doğrular birbirine girer. Bilmediğinden yanlışlık yapmıyorsun. Doğruların birbirine girmesinden elzemiyle lüzumunu ayırt edememesinden kaynaklanıyor. Bu noktada Kur'an mükemmel bir çözüm yöntemi getiriyor. Üç tane şahsiyet söyleyeceğim. Peygamberlerin kısası şablondur, simgedir, semboldür, formüldür. Sayılar ne olursa olsun içini değiştir. Mesela ivme, hatırıma geleni söylüyorum. İvme formülü 1 bölü 2 at kare. A eşittir. Ha böyle. İvme bu. Şimdi 1 bölü 2 at karenin içine sayılar 15 olur, 7 olur. Fark etmez. Yani asır, yani peygamberlerin kısaları formüldür, şablondur. Asır onun içine dökülüyor. Kalıba. Olayları formülize etmiş Kur'an. Evet. Tabii. Formül etmiş. Mesela ustad bunu uyguluyor. Yunus Aleyhisselam'ın hayatı şablondur, formül. Formüldür. Ne yaptı? 3 tane karanlıktaymış. Gece. Deniz, balığın içi. Onu nereye uyguladı ustad? Geceyi nereye verdi? Hatırladınız mı? İstikbalimiz gece. Nefsimiz kutumuzdur. Denizin içi neresi? Dünyamız. Balığın içi? Nefsimiz. Üç tane karanlık. Üç tane görüyor musun? Üç tane. Şimdi üç tane yöntem söylüyor. Hiçbir zaman değişmez. Bu ne işine yarar? Bak.
ailevi sorunlarda, iş sorunlarında, iletişimlerde, kendiyle çatışırken, kendi kendini yerken nasıl yaptım dedim, çok iyi oldum, acayip, benden başka kimse yok. Hepsinin temeli bu üç tane sace. Tamam, bunu söyle. Bu nereden çıkıyor? Külliyattan ben başka bir gözle bakıyorum külliyata. O oluyor. Mektubatta söylüyor. İnsanda üç tane şahsiyet var. Ne demek? Üç tane doğruları var. Üç tane çözüm merkezi var. Üç tane yöntemi var demektir. Evet, doğru. Tamam mı? Abi o kadar önemli ki sünnete ittibada da bu yöntem olmadan bu olmuyor. 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 Üç tane şahsiyeti var. Ne demek üç tane şahsiyeti? Üç tane yöntemi var. Üç tane formülü var. Üç tane doğruları var. Üç tane yanlışları var. Üç tane zulümatı var. Üç tane dalaleti var. Üç tane hidayeti var. Yani yöntemi var. Üç var. Peki hangisinin için şey yapacağız? 26. mektup, 4. mepas. Tamam mı? Ben şeyi göstereyim. Ondan sonra psikoloji uzun olur ama. Tamam. 26. mektubun 2. mepası. İnsanda mutadil şahsiyetler olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahkam gösteriyorlar. Tamam diye devam ediyor. Ben şey yapayım. Bir, beşeriyeti, o merkezdeki doğruları, bilgileri var. Beşeriyet, bedensel hayat, tiryakilikler olması olmalılarımız, AKV, cinsellik, öfke vesaire. Tamam mı? Bir beşeriyet arkadaşlar, cinsiyetin, örf, anane, kültür, gelenek, doğduğun, yaşın, kilon, anne, baba, çevren vesaire. Bunların yekününün oluşturduğu doğruları ve yanlışları var, tamam mı? Karıştırma bunu. Bir, koy kenara. Abi niye oluyor? İki, ubudiyet şahsiyetim var. Allah'a karşı teslimin, tevekkülün, itimatın, kanaatın. Nereye kanaat? Elma armuta demiyor. El kanaatü kenzü la efna. Kanaat tükenmez bir hazinedir. O şey zannediliyor, paraya, mala, mülke zannediliyor. Tamam da en düşüğü bu. Dinine kanaat et, davana kanaat et. Allah'ına kanaat et. Allah'ına kanaat et. Rabbine kanaat et. Kur'an'ına kanaat et. Tamam. İkinci doğru formülünüz, şablonunuz, tamam mı? Nedir o? Ubudiyet, içsel alem. Yani akıl, kalp, vicdan bütünü üç. Değil mi? Akıl, vicdan, kalp, ruh dört. Veya vicdan zaten detaydır. Akıl, kalp, vicdan. Yani Allah'a teslimin, tevekkülün, itimadın, kanaatının oluşturduğu bir şahsiyetin getirmiş olduğu doğrular. Bu beşeriyette çatışabilir. Veya beraber gidebilir. Önemli değil o. Allah Allah. Emri itibariler değil midir abi bunlar? Emri itibariler. Bunlar hayat-ı tekviniyeler diğerleri. Üçüncü bir şahsiyet. Vazife darlığı. Yani birisine tebliğ ederken, bir şey anlatırken, mesela daha çok biraz bizde gözüküyor. Ders yaparken, yön verirken, istikamet verirken, mesela o kadar doğrular var ki, 20. Hakikat var, 5. şua, Yecüc ve Mecüc, koronayla alakalı. Diyemiyorum ki size. Sizi bile diyemiyorum. Nereden çıkacağını da söylüyor, Çin'den çıkacağını söylüyor. Açık. Ama niçin, kimden çıktığını diyemiyorum. Ne yapılması gerektiğini de söylüyor. Camiler, medreseler, dersler, kapan, onlar hepsini söylüyor. Allah Allah. Hepsini söylüyor ama diyemiyorum. Diyemiyorum derken de kapat. Diyemiyorum yani. Diyemi kapat. Yok yani çözün o bak. Şurada. 15. meselede. 15. mesele evet. Çin'den çıkacağını, niçin oradan çıkacağını, orada kalabalık olduğunu vesaire hepsini söylüyor. Ne yapman gerektiğini 15. meselede söylüyor. Bir
Girmem. Şimdi girmem. Bir paragraf okuyabilir miyiz? Yok. Şimdi başka bir şey okuyacağım. Çin'den çıkacağını... Şu kadarını söyleyelim abi o zaman. Yani ben sorayım. Mesela sizden evvel bu konuşmanız biraz tevafuk etti. Sizden önce biz konuştuk. Mesela Dabbetül Arz'ın üstad dişten, tırnaktan, kemikten değil mi abi? Olacağını. Olacağını söylüyor. Üç yer. Üç yerden. Fakat bunu tevil ederken Yasin şöyle bir şey söyledi. Yani bu hep derler ya dedi, dişimden tırnağımdan artırarak. Oluşturdum diye. Yani bu mala vuracak anlamında, mala zarar verecek anlamında yorumlanabilir mi? Yecüc ve Mecüc söylüyor. Mecüc çıkmadan ilk önce Mecüc çıkmadan Yecüc. Yecüc ve Mecüc. İlisi maddelerin, gıdaların genetiği değişecek. Sonra insana korku salarak içsel çöküntü yapılacak. Bu ikisinin birleşimi anarşist deniliyor. Tamam. Şimdi ben bu manada niçin bu kadar? Üçüncü şahsiyet vazife darlığı. Bir köye, bir memlekete gittiğin zaman Gafur, Ali vesaire gittiğiniz zaman Erdinç, köyde davayı anlatmanız üçüncü bir şahsiyet getiriyor. Onun gerekliliğini yapman lazım. İki tanesini geri bırakacaksın. Beşeriyetini, ubudiyetini geri bırakacaksın. Onun levazımatıyla hareket etmeyeceksin. He. Bu üç şahsiyet bütün insanlık için mi geçerli? Hepsi, sadece Nur talebeleri. Hayır, üç şahsiyet. Hepsinin geçerli. Mesela zındıktır. Zındıktır. Bu onun da bir zındık vazifesi var. O da fedakarlık yapıyor. İçi zehir, yılan. Üç tane. Şimdi ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, içimizde doğan bir çıkış yolu, fikir. Tamam mı? Dertlerimize, ailevi sorunlarımıza vesaire. Ne olursa olsun hatırımıza gelen bir şeyi tahkik ve tahlil yapmadan karar verme. Tamam mı? Yani hangisinden geliyor? Çok parlak gelir bu fikir. Bu fikir doğru. Ama hangisindendir? Mesela ben kalkıp o Yecüc Mevcüc'ü yapmam lazım. Tam zamanı. Ama değil işte. Edep tahtasına koyarlar. Çünkü bu işi çeviren zındıka değil, zendeka komitesi biliyor. Böyle vurmuş cihazı. Kimden nasıl tepki, kim çözüyor bu olayları? Yani istikamet topluma kim veriyor? Korkmandan değil. Allah tutmamış elimizi korkuna. Taşıdığımız sepet yumurtası kırılmasın diye. Ha, üç tane, işte onlardan okuyorum bir tanesi. Şimdi iç alemi, Kur'an psikolojisi, hapishanede oturdum. Kur'an'ı yapma, deme, gitme, verme. Ya salih, açık söylüyor veya psikoloji gözüyle, mektubata psikoloji üç tane şahsiyet var demedi ki psikoloji. Ha. İnsanın üç tane şahsiyet var. Üç kaynaktır, üç yöntemdir. Üç tane doğru, üç tane yanlış. Ve iki doğru bir yanlış çıkar orada. Ne yapacaksın? Beşeriyetin diyor ki, mesela vurayım. Ya badına yapıyorum, akşam ezanı okundu. Ya 10 dakika kaldı ya. Şimdi ben ineceğim, tinerlerimi yıkayacağım, akşam namazı ama ben 10 dakika, yarım saat geç kılarsam akşam biter, abdest alı kılarım. Bunu kim söylüyor? Bu ya beşeriyettir, ya bu dedi. Kim diyor? Beşeriyettir. Hemen bırak, yıka, bunun şeyi yoktur diyen... Bunun şahsiyet, ikinci şahsiyetindir. Mesela evliliğe vurayım. Boşanmam lazım, tamam. Tabii ki boşanman gerekiyor. Tamam ama sen beni bir daha dinle. Bu kardeşini bir daha dinle. Öyle bir karar ver, tamam mı? Evleneceksin de öyle tersini yap. Mesela nedir o? Bir A4 al. Şuraya yaz. Boşanmalıyım. Çünkü bir, yaz. Gerekçelerini. Çünkü böyle oluyor da böyle. İki, böyle oluyor böyle. Üç, yazdın mı? Tamam. Geç arkaya. Boşanırsam
muhtemel zararları şahsıma, çoluk çocuğuma, benim anne babama, eşimin anne babasına muhtemel ortaya çıkabilecek sıkıntıları 1, 2, 3 yazar mısın? Tamam yazın. Katla bunu, koy evin bir kenarına. Ertesi gün al bir tane daha 4. İçine geleni düşünerek değil, boşanmalıyım çünkü böyle söyledi, böyle yaptı, böyle gitti, sözünde durmadı, tamam. Boşanırsam muhtemel zararları şahsıma, çoluk çocuğuma, kızıma, evladıma, benim akrabama, eşimin akrabasına çıkacak fatura, sıkıntı böyle olabilir düşünerek değil. Hemen poşette ne varsa böyle çıkabilir ama birincisinde yazmadığın. Bir gün geçiyor ki yani hatırına gelip de yazamadın ya buraya. Keşke dememen için buraya yaz. Ek yap. Bu ek. Ertesi gün bir A4 al. Birincisinde yazdığın, ikincisinde yazdığın ama şu anda hatırına gelip ama yazmadığın. Bunlar da olmayanı burada yaz. Boşanmalıyım. Çünkü bu adam, bu eşim yaz. Ama burada olmayanı. Zorlamadan hemen ortaya dökünen. Boşanırsam kapıdan çıktı eşim. Kafadan çıkar mı? Yani eşimi boşadım gitti. Veya ben gittim. Kafadan gider mi? Tamam. İki. Çocuğumu babasız annesiz büyütmenin bedelini bir hayal et. Çocuğum annesiz veya babasız ne olur? Babasız ne olur? Babalı bu oldu da babasız ne olur? Babalı bu kadar psikoloji var. Ne olur? Yaz. Tamam. Onları da yaz. 3 tane yazdın mı abi? Yazdım. Bir gün geçsin. Sonra o ayrı ayrı koyduğun kağıtları topla. 1, 2, 3 tane kağıt. 1, 2, 3 topla. Hepsini bir liste yap. Boşanmalıyım çünküler. Boşanırsam İçsel alemimdeki benim çöküntü. Evet bir sineğin sineğin ısırmasına kaçıyorum ama timsahın ağzına giriyor muyum? Muhtemel şahsımın psikolojisi kafamdan çıkacak mı? Hislerimden kopacak mı? E peki bunsuz ben hayata nasıl bir şey hareket edeceğim? Acaba bulacağım ikinci muhtemel bir eşim. Böyle bir şey olmayacak tamam ama onun da başka noktada ne eksiği olur? Ona hazır mıyım? Onu biliyor muyum? Ve çocuğuma, kızıma, oğluma yansıyınca onu nasıl tedavi edeceğim? O boşluğu nasıl dolduracağım? Onları da yaz. Boşanmalıyım çünkü. Boşanırsa muhtemel diye böyle yap. Mukayese et. Eğer %50'yi geçerse %60, 70 arası boşanmak ağır bastın. Bastın. Boşa. Yok. %60 bu ben bu boşandıktan sonra evet küçük bir insaniyetime, beşeriyetime, nefsime bu üç tane şahsiyet var ya. Yani şahsiyetime mi, ubudiyetime mi, vazife darlığıma mı hücum ediyor? Ondan sonra bak bakalım bu insanın hakareti, eşimin hakareti beşeriyetime mi, ubudiyetine mi? Yani benim beşer olmam, insan olmam. Böyle dedi, öyle getir, sen insan değilsin, hayvansın falan, bu beşeriyet. Kale alma desin. Çünkü niye? Hak ediyor. Benim nefsim de hak ediyor aşağılık. Ben ilk önce ben kendim. İkincisi benim namazım, niyazım, orucum, tevekkülüm, teslimiyetim, dinim var. Eşim dinime mi düşman? Benim nefsime mi düşman? Bana mı düşman, dinime mi düşman? Sana düşmansa nefsime, afet geç. Dinine düşmansa, onu ben mi yapıyorum? Ben mi onu aktif ediyorum? Benim yeğen de öyle dedi. Bu bir meseleden dolayı çok evliliğin mesela nedir, ne getiriyor, ne kadar şartlar var falan. Bir şeyi söyledim. Dedi ki bunu sen mi söylüyorsun, din mi söylüyor? Öyle konuş ki beni dine düşman etme dedi. Allah. Evet. O zaman dedim ben daha ilerisini bilmiyorum. Çünkü bu din dememesi lazım dedi. Duygularıma zıt dedi. Yani çok acayip. O zaman bu benim beşeriyetime mi düşman, dinime mi düşman, bir de davama mı düşman?
Evet, peki bir konu başlamadan önce şey yaptım ama bu o kadar mühim ki. Sonra %60, %70, %50'yi geçiyorsa hangisi artık küçük o %40 sıkıntıya tahammül et ve yürü. Niye? %100 iyilik dünyada yoktur. Öyle bir şeyi aramak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Olsaydı Adem Aleyhisselam dünyaya sürünmezdi. Muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Öyle bir şey yok. Beni kusursuz kabul etmek en büyük kusurdur diyen ustadın talebeleri değil miyiz? Bağlada geçmiyor mu? Ustadını kusursuz zannetmek kusurdur diyen ustadın talebeleriyiz. Öyle değil mi? Evet. Ha o zaman benim de beşeriyetim var. Ben de kızarım, ben de çabuk, ben de dengesiz olurum. Ben de sen de. Ama tam hata yaparken Cebrail gelmiyor ki bana. Ne de usta da geliyor. Birisine geliyor. Öyle değil mi? Tam kuyuya gidecekti. Bir adım atarsan ya Muhammed, Firavun sana diyor şey, Ebu Cehil kuyu yaptı diyor, kuyuya düşeceksin diyor. Söyledi ki, bak bir kelam da söylersen bu adam yıkılacak diyen yok. Ama bana kızarak da dinden kopmuyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kızarak dinden kopuyor. Onun da öyle bir faturası var ama öyle bir de bedeli var. Kur'an'dan okuyor. Hangi yerimize bu vuracak? Beşeriyetimizi inşa etmeyecek. İkinci şansiyetimize malzeme. Ubudiyetimize. Ubudiyetimize. Tamam. Kardeşim, ne olur ya? Allah rızası için. Elimi böyle yapıyorum. Evde huzursuzluk var. Ne olur? Beşeriyetine mi, kadınlığına mı, kocalığına mı, domates mi getirmedi? Yani dine mi düşman, beşeriyetine mi? Senin eksik insanlığına mı? Eksik insanlığına düşmansa nefsime vuran rahmet diyen ustadın talebeleriyiz. Nefsine mi vurdu? Vursunlar. Beni de acıtıyor. Beni de, ben acımıyor muyum ya? Beni de acıtıyorlar. Bana bile küfür ediyorlar ya. Hapsediyorlar. İçeride işkence yapıyorlar. 97'de işkence gördüm maddi. 2017'de değişik işkence gördüm. Hakaretim bin para, su vermemişler yani. Günlerce su vermediler. Tuvalet suyu, maşapa, bulanık suyu içtim. İşkence değil midir? Niye bunu söylüyorsun? Affediyorum ben. Affediyorum. Niye affediyorum? Onları affettiğimi mi zannediyorsunuz? Onları affediyorum, kin dünmüyorum, intikam diyorum çünkü kafamı hür olmasını istiyorum. Affedersen hür olursun. Affedemezsen köle olursun, hapsedilirsin. Affettiğin kişi onu değil, kendini affediyorsun. Affetmedin burada ise sen ikide bir yoruluyorsun böyle. İkiye kendi kendini yiyorsun. Kaşe bir şey olmuyor. Hür olmak istiyorsan af yolunu tercih et. Yoksa köle olursun. Suallerim var abi. Evet. Şimdi ben konuya gireceğim ama. Çok kısa olsun. Tamam çok kısa abi. Yani bunu bilmemiz lazım. Benken bu dersi bana yapıyorsunuz gibi düşünerekten Hasan abi kafamda oluşan sorulardır bunlar. Herkes kendisi evet. Öyle düşünmelisi lazım. Evet. Şimdi mesela şu Hasan abi var. Benim vazifedarlığım var, ubudiyet yönüm var ve beşeriyetim var. Şimdi bu üçünün de ayrı ayrı ifrat, tefrit, vasatı var mıdır? Var. Yoksa vasat üçünü bir araya getiren midir abi? Hayır. Hepsinin vasatı var. Vasatla bir araya gelmesi zaten peygamberliktir. Mutlak ekseriyet ise vazifedarlık. Asıl imamları olur. Yani şu. Peygamberler iki sıfat tahakkuk eder. Asıl imamlarına tek. Nedir o? Mahfuzdurlar ve masumdurlar. Peygamberler. Mahfuz, hıfz ediliyorlar. Cebrail kontrol ediliyor. Yapma, deme, gitme, de. Mahfuz, hıfz. Hıfz altında. Masumdurlar, günahları yoktur. Kesin. İsmet sıfatları olduğunda. Asıl imamlar ise masum değiller,
mahfuz değiller. Cebrail'le kontrol edilmiyor ama günahsızdırlar. Günahları yoktur. Nasıl yoktur? Bilinen günahları yoktur. İmam-ı Gazali'nin ne günahı var? Bilen var mı? O zaman Müslüman, Müslümana bakışı bilmediği zaman zaten kusurunu araştırma haramdır. Hüsnü zan eder. Hüsnü zan yapar. Yani acaba var mı dedektörle, teleskopla, mikroskopla günah araştırmaz. Bediüzzaman Hazretleri'nin, İmam-ı Rabbani'nin günahı var mı? Bizce malum günahı yok. Tabii zahir şeriatta yok yani. Yok. Ha ne araştıralım abi? Böyle bir dini de haramdır. Başkasının haramı, kusurunu araştırma haramdır. Tamam. Suizan da haramdır. Tamam. Ha o zaman nedir? Masumdurlar çünkü günahlarını bilmiyoruz. Ama mahfuz değiller usul bakımından. Cebrail gelmiyor. Ama ilham alırlar. Ayrı bir şey. Tamam. Dolayısıyla üçünü masrata getirmek hasa mahsus. Ne kadar ama asil imamları bu 2 ve 3'ü, 1, 2, 3'ü zaten biri terk etmişler, bitirmişler işini beşeriyetin. İkisini de cem etmişler yani. Allah Resulü'nde ise işte nefsini öldürmemiş. Nefsini at gibi kullanmış. İtaat etmiş nefsi ona. Beşeriyetini yaşamış ki imam olsun diye. Her konuda beşeriyeti, insanlığını da yaşamış, ubudiyetini de yaşamış, vazifedarlığını da yaşamış. Öyle kenara çekilmiş, nefsi öldürmemiş. Feci abi ya, aklım almıyor ya. Akıl almaz sen size. Miraca çık, gel buraya. Pazara git, eşinle birlikte ol. Eşin ol. Ya bu... Ondan sonra bütün kainat senin nurundan yaratıldığını bil, cakka yapma kimse. Böyle elince bir kayıp da, ne yapıyorsun lan, ne diyorsun? İki tane kelam biliyorsan böyle yapıyorum. Evet. Yapma lan. Ne? Laf dinler lan. Böyle iyi. Affedersiniz yani. Hoş da değil bu örnek böyle örnek ama rahatsız da ediyor insan ama böyle yani. Biraz şey oldu mu kahvesi değişiyor ehli dünyanın. Arabası değişiyor. Konuşması, çevresi. Hatta işini değiştiriyor. Utanmadan. Sıkılmadan yani. Ama peygamber münaç. İşte böyle bir peygamberin ümmetiyiz. O da yetmez mi bize? Rehberimiz bu. Allah'a sonsuz şükürler olsun. O dedi yani. Onun talebesi dedi ki, ehli dünya hayata ciddalıdır. Biz mevte karşı, ölüme karşı ciddalıdır. Yani onlar daha fazla yaşamayı düşünüyorlar. Biz ölümü hayatımızdan kaldırıp tenis tezkeresini nasıl çevireceğiz? Ehli dünyaya mücadele diyor galiba da. Ehli dünya mücadele ediyor. Evet. Biz ciddal. Evet, yani ölüm, yani ölüm o kadar şey olmasa bize bak ne kadar rahatız. Şu dünya yap da. Çünki niye? Ne zaman ölümden korkan ümmet olduk ya, acayip bir şey. Tedbir almayacak mıyız? Alacağız. Ne zaman? 5-6 ihtimalde bir ihtimal olursa. Korku dersi yaptık cumartesi. Dinlersiniz o mektubatta, 29. mektupta. Çok acayip. Yani çok acayip, onu dinle, sesli ders olacak. Geçen hafta burada da bir parça zikretti. Yani çok acayip. Yani sana isabet ihtimali, 5-6 ihtimalde bir ihtimalse ihtiyat lazım. Ama sana isabet etme ihtimali 80 milyonda bir ise gülmek lazım. Evet, İsra suresi 17. sure. Buradan yarı kalmıştık. Kaçıncı en son ayet okuduk? 24. ayeti okumuştuk. Evet. 25. de kaldım. Diyor ki, kalbine mukayyet ol. Her an değişen kalp ya. Ya mukallibel kulub. Devamlı değişen kalbin sahibi Allah. Kalbine mukayyet ol. Tamam. Etrafına aklı selimi ve davanla sur yap. Yani kalbine mukayyet ol. Etrafına da aklı silimi sur yap. Hele heyecan, his, hevesle bir şey yapma, bulunma. Aklı selim yap, etrafına çevir, içine otur. Yoksa dünyanı cehenneme çevirirsin. Acayip bir şey. Aklı selim, sur yap diyor. Kalbine? Mukayyet ol. Çünkü... Allah'ından tövbe, ama misal için söyleyeyim. Allah'ından, imanından, dininden, davandan daha mukaddes ne var?
onların kıymetini bil. Kalbine mukayyet ol. Allah'ın kıymetini bil. Ne diyorsun ya? Rabbinin kıymetini bil. İmanının kıymetini bil. Dünyada seni rahat yaşatıyor. Dünya sıfır şey, iman ahiret sıfır dünya değil. Ahiret, ahirette değil. Dünyada da yarıyor. Çünkü saadet idareye iniyor. Dünya ve ahiret saadetine iman ne yapıyor? İman bir sur oluşturuyor. Bir zemin, bir mekan oluyor. İçine giriyorsun. Hemen geldiği zaman hadiseler ona çarpıyor. Tat diye bana gelmedi zaten eriyip gidiyor güneş gibi iman. Kar geldiği zaman zaten inemiyor ki aşağısına. Sırat-ı müstakim, kalp kıble. Ondan sonra diyor ki bir tanesi ya abi diyor insanlık dehşet alırken böyle öttüğü falan haf. Yani kendin biraz mukayyet ettiğin gibi bir de insanlara güven. Hafın ne olduğunu, niçin yapıldığını, Allah bu haf korkuyu niçin verdiğini, hayatının zehir değil, hayatın haramlardan korunmak gerektiğini. Ondan sonra 10 ihtimalden veya 5'e 10 ben söylüyorum. 5'e 6 ihtimalden bir ihtimal olsa hafın. Yani bunları bildiğin zaman dünyan oluyor, zemin oluyor, bahçen oluyor, ada oluyor. İçinde oturuyoruz. Ondan sonra bakıyorsun olayları, içeriden seyrediyorsun bedenine. Yanlış düşünüyorsun, kafama ateş basıyor. Sonra arkaya geçiyorsun limana. Oradan bakıyorsun, arkaya geçiyorsun böyle baktım başım ateş atıyor yani. Bir sürü insan konuştu, o aradı, bu aradı. Ona cevap, buna cevap, evham, panik. Ondan sonra ateş bastı, baktım kafa her taraf ateş basıyor. Öyle dedim ya geç arkaya. Geçtim arkaya, içeride, baktım tak, yalan söylemiyorum, an şöyle hop, buradan gidiyor ateş, buraya kadar geldi. Orada niye duruyor dedim, bir baksanıza dedim, orada bir parça bir sıkıntı gibi bir şey var. Ne var onda? O da budur dedi, haber getirdiler, onun karşısına, onu da kaldırın ortadan ya. Kaldır onu. Diyeceksin, şaka demiyorum ha, bedende dolaşıyorsun. Göğsü ateş basıyor, bilmem ne yapıyor. Dur bakalım, sen kimsin? Ya ona sorsana ya. Alacağım sorunu. Sen kimsin sorsana ona. Hayırdır, neyinsidir? Aynı böyle sesli konuş. Sen kimsin ya? Ne hayırdır, nedir bu? Ya Erdinciğim. Şey Hasan abicim, şimdi biz Müslümanlar olarak, mesela Nur Talebi olarak hakikaten ihtimaller konusunda onda bir ihtimale ihtimal verip onun dışındakilere ya niye camiye gitmeyeceğim canım ya niye tokalaşmayacağım diye hareket etmeli miyiz? Hayır o değil, o değil. O şu, esas hatı kaybetmeyeceksin. Mesela mevhum mazarat muhakkak maslahatı ortadan kaldırmaz der. Risale'de kaydedir. Bu mecellede var. Yani İslam anayasasının maddesini Üstad Risale'ye almış. Mevhum mazarat olabilir. Ama yapılması gereken bir şeyi olabilirle kalkmaz. Mesela evde de kılabilirsin namazı. Ha? Ama evde de dünyanı cehenneme çevirme. Aklını başına al. Ha, tokalaşma. Başka bir şey yani. Şu. O tedbir alırsın. Ama kafanda iç aleminde gelirse ne yaparız? Bu kefenlere gireceğiz. Abi falan nefes alamayacağız. Böyle bir şey var mı? Yok. Ya zaten 100 bin bu, kişi ölse 8 binde bir ihtimal oluyor. 8 bin kişi de bir şey. Şimdi bak mevhum mazarat, şu cümleyi görüyor musun? Mevhum mazarat olabilir mazarat. Zarar. Muhakkak maslahat, muhakkak yapman gerekeni ortadan kaldırmamalı. Anladın mı? Mesela bunu uygulayayım kendime. Benim işim olmayan bir şeyi. Kendi yapmam gerekeni ortadan kaldırdıktan sonra kendi yapmam gereken aslı vazifemi ortadan kaldıran hiçbir iş benim işim değildir. Bir daha. Yapmam gereken aslı vazifemi ortadan kaldıran hangi harici iş olursa olsun çok faydalı dahi olsa benim işim iş değil o. Mesela şimdi ben derse gelmeyebilirdim. Korona virüsünden dolayı. Gelmeyebilirim. Öldüm. Kafamı varan var mı? Dershane orası be. 100 tane nedenin olur gelmemek için. Tabii canım. Abi şeydir işte ya şey olur böyle. Ama külli bir musibete külli bir sadaka gerekiyor.
ve çalışmamı, uykumu yarıya düşürdüm, çalışmamı iki katına çıkarttım. Ümmet-i Muhammed ve cemaatin selameti için sadaka olur. Gücüm o kadar yetişiyor, uykum yok. Yani uykularım azalttım çok. Devam çalışıyorum. Mesela zihinle akıl, dima arasındaki fark devamlı size de gönderiyorum. Devam çalışıyorum. Sadaka olur ümmet-i Muhammed'e, alemi gayba gönderilir de Allah bize merhamet eder. Peki nasıl? Sen kimsin? Ya karınca misali, karıncanın ağzıyla Nemrut'un ateşi ama safı belli olur. Öyle de değil ama. Böyle bir asırdayız ki çoğu insanı dibe götürdüğü gibi bazı insanları çok çok yukarıya çıkarıyor. Böyle bereketli bir asırdayız. Nereden çıkarıyorsun? Yudillihi bi kesire ve ehdihi bi kesire. İşaret edeceğiz de. Ben bu ayette çoğu insanları dalalete, çoğu insanları hidayete götürürüm diyor. Ya çoğu, aynı şeyin çoğu, iki çoğulu olur mu diyor işaret edeceğiz de. 10 tane elma. Çoğusu senin Yasin. Çoğusu da benim. Lan 10 tane elmanın çoğusu kaçtır? 6 tanesidir. Yarının bir fazlası. Bak bu 10 tane elmanın çoğu senindir. Çoğu da benimdir. Bir 10 tane elmanın çoğu 6'dır en az. 4'ü de benimdir. Ayette diyor ki ben bu misalle çoğu insanları dalalete atarım. Az insanları hidayete götürürüm demiyor. Çoğu insanları hidayete, çoğu insanları dalalete götürürüm. Ustad diyor ki, acayip bir şey. Ha, çoğu insanı dalalete kemiyeten me adettir. Ustad söylüyor. Çoğu insanı hidayete, aynı insanların çoğusunu hidayete keyfiyet, kalite. Yani çoğu insanları koronayla dibe giderken Allah'tan itimat, güvensizden birkaç kişi, 5-10 kişi, 20 kişiyi yukarıya çıkar, yukarının yukarısına çıkar. Bazen karınca oluyorsun, bazen sivrisinek olup Nemrut'u da öldürebilirsin. Ne dedin? Karınca olup ateşe de gidebilirsin ama sivrisinek olup Nemrut'u öldüren kişi de olabilirsin. Evet, şu arkadaşlar, senin bu zamandaki dümen tutuşun, evet abi, küçük bir amelin, itimat edin bana. Bir Geylani, bir 900 sene önce, 700 sene Geylani'nin belki de bir müridini de geçersin. Şahsi kemalat aranmıyor. Bu asrın velisi, evliyası istikametli olandır. Evet. Çünkü onun velisi 60 sene yaşadı, benim bir günüme dek gelmiyor onun şey. Gelmez. Gelmez. Bak arkadaşlar, kimi takip edeceğiz? Çok biliyor, çok şey, çok acayip. İstikametli kimse o. Kur'an, Fatiha'da çok ilim sahipleri ihtine sıratı istikametli olanları methediyor. İlim cihetiyle dört halifenin en üstünü hangisidir? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İlim cihetiyle ama dördüncü sırada. İstikamet? Ebu Bekir Sıdık. İkinci kim? Adalet. Ne özelliği vardı? Adalet. Adalet neydi? Adaleti söyleyin bana. Yazıyorum. Cemil. Bak. Kuvve-i Gadabiye. Tamam mı? Gadabiye'nin 1, 2, 3. Tefrit. Vasat. Vasatı. Tefriti. İfratı, şöyle, kuvve-i şehebiyenin 1, 2, 3 tefriti, vasatı, ifratı. Emri gözüküyor mu? Yok, gözüküyor. He? Gözüküyor. Tamam. Kuvve-i akliye, yazayım şöyle, kuvve-i akliyenin. Ben onu çekmemişim ya. Var mı tahta resmi? Var var. Tefriti. Divada mı? Diva. Vasatı. İfratı. Bak şimdi. Şuraya koyayım. Kuvve-i Gadabiye'nin tefriti neydi?
Ceba. Cebanet. Net. Korkulmayacak şeyden korkar. Her şeyden korkar. Maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmaz. Vasatı ne? Şece. Allah'ın dediğine, kork dediğinden korkar, korkma dediğinden korkmaz. Bu cebanet, bu neydi? Tehevvür. Allah Allah. İfrat nedir? Kuvve-i... Ne yazıyor zaten? Kuvve-i gadabiyenin tefriti cebanet. Fasat-ı şecaat. Fasat-ı şecaat. İfratı nedir? Zorlayın bakalım. Tehevvür. Yok o korku. Tehevvür. İfratı tehevvür diye yazmışız ama öyle not almışız. Yani. Öyle mi? İfratı. Peki. Bu şeylerin tefrit merdivesi umuttur. Niye şey yapamadınız? İfrat merdivesi fücurdur. O şeydir. Fücur şu. Kadeviye söyleyeceğim. Kuvve-i şehviyenin diyor. Kadeviyenin. Peki. Ben şey yapmıyorum. Yani, onu zorlamanız lazım. Vasatı neydi peki? Söylediğinizi yazıyor. Şecaat. Şecaat. Tamam. Şecaat. Hadi. İfratı. İfratı nedir Gadabiye'nin? Sayfayı da söyleyeyim. İşaretleyeceğiz 27. 23 abi. 23 mu? Ben de 23 mu? Çıkmaya çalışıyorum da. Tamam. Beceremedim. Niye? Bak paragrafın hemen ikinci paragraf üstten altta. Hepsini işaretlemiş. Tamam be. Niye bulamıyorsun? Şimdi kuvvetleri... Kuvve-i Şehviye'yi söyleyeyim. Orada kalsın. Kuvve-i Şehviye'nin ki? Hadi bakalım. Tefriti nedir? Zararı şehvide fikir. Kuvve-i Subi... Bak Kuvve-i Şehviye. Evet. Hiçbir şeye helaline, harabına arzusu yok. İfrat helal, haram dinlemez. Namusları payuman eder. Vasatı ne? Şehviyenin? İffet. Tamam. Cebaneti de söyledik. Kuvve-i gazabiyenin fesadı ve ifrat ve tefrit olan korkaklık ve tehevvürden. Tehevvür. Tehevvür abi. Aferin. Tehevvür. Peki. Kuvve-i akliye çok önemli şimdi burası. Tefriti nedir? Gabavet. Gabavet. Ne demek abi gabavet? Gabavet. He? Hiçbir şeye kafası basmaz. Fokmaz. Böyle yaratılmamış. Yormuyor. Odasına çekilir. Fokmalı olur. Odasından çıkmaz, beyni biter. Köle insan bu hiçbir şey çalışmaz kafa. İfratı nedir? Celbeze mi? Celbeze abi. Celbeze. Ne demek celbeze? Celbeze. Hakkı batıl, batılı haka. Kaç derecede? Zekavete. Zekavete sahip. Peki vasatı ne? Hikmet. Şimdi iyi dinleyin. Hazreti Ömer'i anlatıyordum şimdiye kadar. Hikmet mi abi? Ediyallahu anh. Ya Rabbi şefaat-ı Ramazan. Amin. Allah'ın ruhunu haberdar eyle. Amin ya Rabbi. Onu anlatacağım. Amin ya Rabbi. Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu anh, ya Rabbi haberdar eyle. Adalet. Ne demektir adalet? 1, 2, 3'ün cemiidir. Neydi abim? Şecaat. Şecaat. İffet, hikmet. Allah Allah. Cemindendir. Benim kafam şimdi dank etti ya. Bir daha. Cemindendir. Subhanallah. Adalet budur arkadaşlar. Hazreti Ömer'imiz o. Ya yapma, ne yapıyorsun lan? Hakkını ver, onu yap. Değil o. Basit bir eylemsel.
Hazreti Ömer Efendimizin en zirve şeciattır. Şeciat, yanlış yazdığımızda düzelteyim. İffet sahibidir. Hikmet sahibidir. Onun için adalet ne yapıyorsun yapma onu ben. Hazreti Ali'de nasıl üstün olur? Hazreti Ali hikmet sahibiydi. İlim oydu. Anladın mı? Hazreti Ali şuna çok hakimdi. Hazreti Osman buna hakimdi. Hazreti Ali hangisine? Hazreti Ali buna hakimdi. Hazreti Osman buna hakimdi. Hazreti Ömer buna hakimdi ki cem etmiş hepsini. Üçünü de hakimdi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Öyle biri yoksa. O zaten o din olmuş artık. Anladın mı? Nedir o? Ne mutlu ilim bilenlere, ne mutlu çok bir şey yapanlara, şöyle yapanlara, anlatanlara, şöyle namaz kılın. Ne mutlu, Fatiha'da, ihdine sırat-ı müstakim. Bir de rahatlama harfi kullanıyor. İhdi, rahatlama harfidir. Cehennemi anlatırken o harfi pek kullanmaz. Cehennemi anlatan ayetlerde, surelerde o pek harfi az olur. Mesela Fatiha'da 7 tane harf yoktur. 7 tane harf cehennemi anlatan harftır. 7 tane harf yoktur. O zaman birisini kahredeceğin zaman o harflerle bir şeyler yaparlar. 7 tane harf yok. Nereye gelmiştik? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Tamam. Ne demiştik? Bunun içine otur arkadaş. Yani etrafına çevir. Sıddık oluyor değil mi? Yani şecaat sahibi ol. Valla adam şecaat neydi? Cebanet, tevhür değil. Şecaat, iffet, hikmet sahibi oldu mu? Dünyanın cennet. Onun için İmam Rabbani Hazretleri diyor ki havas, avamın diyor, o cennette beklediği o makamları havas dünyada yaşar zaten. Muaccel peşin. Peki devam ediyorum. Hangi şey dedik? İsra suresi 26. ayetteyiz. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Herhalde bunu gafura diyor. Benle hiç alakası yok ki. Yok, gereksiz yere saçıp savurmayı bakabilir ama akrabaya, bak, yoksula, yolcuya hakkını ver. 27. ayet. Bak Kur'an ya. Kur'an psikolojisi ya. Ne kadar güzel bir şey ya. Sen akrabana, ya gözüne tutsun ya, bu kadar iyilik yaptık da bir tamir. Kardeşim karşılık beklemeden yap. Hakkı var çünkü. Hakkı var çünkü. Diyelim ki bir şey bekledin, kime? Lazlar'ın bir tane atasözü var. Bizim orası. Takıl, üzülme. kime yaptın eyluk ise ondan sakin kenduni. Niye demişler biliyor musun? Çünkü sen onu yaparken beklenti içinde olduğundan dolayı o da Allah için mi yaptın? Cenab-ı Hak imtihan edecek. Allah için mi yaptın? Kendin için yaptın. Onun için oradan bir şey gibi yapmayacak sana. Yani senin yaptığın iyilik gibi davranmayacak. Sanki hiç yapmamışsın gibi sen de onun gözünü dizine dursun. Bu kadayılı kademi kendin için yapmıştın. Çünkü karşılık bekliyorsun. Allah için yapmış, sen aldırış etmez. Bu milletin bazı cahilleri kedi nankör derler. Köpeğe sadaka. Oysa kedi evde de beslenebiliyor ama daha çok bahçesi olan evlerde. Öyle binalarda biraz zor. Çünkü doğayla birleşmesi lazım. Toprağa motrağa birleşmesi lazım. Evlerde, halılarda fıtratına zıttır. Tavuk mesela iyiliktir diye halıya besleyemezsin. Çünkü pençesi eşelemek ister. Neyi eşeleyecek? Ha. Şimdi kedi rızkı alana kadar sende sebep noktasını yalvarır. Aldıktan sonra Allah'tan bilir. Senden bilmez. Onun için nankör insanlar onu nankör der. Oysa kedi Allah'tan bildiği için. Mustafa diyor. Sebebe de sıkı yapışıyor. Evet. Köpek ise rızkı sahibinden bildiği için sana şey yapar. Onun için necis hükmünü aldı. Besteyde geçiyor. İzin kurba ve yenhanil fahşai vel münkeri vel be'a yazikum la lekum tezekkehun. İniyor sonra. Akraba. İzin kurba.
yakın akrabaya. 27. sure, 27. ayet, 17. surenin, İsra suresinin 27. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Savurganlık çok nankörlükmüş. İktisat Risalesi'nde hem iktisattan hem de savurganlıktan bahsediyor. Yani evet. İkisini bir de değiniyor yani. Evet. Mesela çok param var, ne olacak bu yumurtanın yarısı kadar çöpe. Bu en düşüğü. Savurganlık fıtratını, gözünü, kulağını sabahlara kadar YouTube'larla meşgul olmak. Öyle basit basit yumurta artı, ekmek artı, sıfat artı, bu eylemsel. Fıtratını israf etmek, evet, savurganlık yapmak. Sabahlara kadar YouTube'la meşgul olmak, gereksiz telefonla lakaralar. Bunlar hep savurganlıktır. Aşırı cezası çok şiddetli olacak. İbadetten kesip cezasını zaten alıyorsun. Yani oraya cezasını vermeye gerek yok ki. Dünyada zaten cezasını alıyoruz. Fıtrat olması gerektiği yerde olmaması o israftır. Devam ediyor. İyilik yapma sırası iyilik yapacağız. İlk önce zekat vermede öyle. Akrabadan başlar. 28. ayet. Eğer anne ve babana veya yakın akrabana verebileceğin bir şeylerin yoksa, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Ondan sonra bir tanesi ne yaptı biliyor musun? Bir tane koli bantı lazım. Gittim, bir şey anlatmak için söyledim. Ondan sonra tam dedi, hatırıma geldi. Dersten geliyorum, öğlen dersinden geliyorum. Nalbur'a şey yapacağım, uzağa koydum tabii, yok yerdi, fark etme, dershane arabasını. Ondan sonra koydum, Nalbur'da var 100 metre herhalde. Bir tanesi aradı, başka marketten çekiyor, beni gördü. Poşeti bırakıyor. Abi diye hemen koşuyor. Meğer bunu almış. Rahatlamak için alışverişi de yapayım demiş. Daha hiçbir şey yapmadan. Niye? Böyle niçin söyledim? Rahatlatıcı söz sadakadır. Aslında olayları tevil etmiyorsun. Rahatlatıcı. Ya tevil ediyorsun aslında böyle çeviriyebiliyor. Hayır. Allah zalim değil. Ve ma rabbuke bi zelamin lil abid. Rabbin kullar üzerine zalim değil. Hadiselik hastalıklar zalim, zulüm değil bu. Zulüm gözükmesinin sebebi evelleyemiyoruz, tevil edemiyoruz. Tevil demek kelam sahibi, fiil sahibinin orada takip etmiş olduğu gaye, maksadı gösterebilmektir. Gerçek illeti. Evet. Gerçek illetini görebilmek, gösterebilmektir. Yani hikmet ilahi. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَكَتُوْنَا الْخَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilirse, hikmet ne demek? Gözükenin arkasındaki görüp gösterendir. Hikmet eyli. Az önce ona takılmıştım abi. Şu Kuvve-i Akliye'nin hemen akabinde o sözü yazıyor üstad. Hikmeti. Ya. Acaba dedim Hazreti Ali'yi mi öne çıkartıyor bu manada evet. Biraz ona ekstra bir şey mi? Ve men yutel hikmete fekad utiyel hayren ketira. Nerede bu ayet misalede? Nerede bu ayet? İşte hemen o kuvvet. 12. bir sözde. Evet. O bahis almış yani. Koskoca sözü şey yapmış ya. O ayet. Mesela 5. şuada da ancak hikmet eyle diyor o ahir zaman ayet ve hadislerini tevil edebilir. Hakiki manaları. Tevil demek, hakiki manaları. Ne demek? Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her ası defradı bulunur. 286. Yok 268. 286 şu alar. Ya 286 veya 268 şu alarda. Ne demek? Her bir ayet şablondur, semboldür, simgedir. Tamam mı? Yöntemdir. İçine aslı atıyorsun. Onunla yorumluyorsun. Sol tarafta 286'dır. Her bir ayetin
mutadit manası vardır. Her bir mana da küllidir, her asırda efradı bulunur. Evet, her bir ayetin mutadit manaları vardır. Hem her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. 268. Tamam. Elhamdülillah, şükürler olsun. Risale-i Nur'da buna cami midir yani bu hakikatte? Evet, evet. Ta kendisi. Var bu şeyler. Aha işte. Bak mesela biraz önce derse başlamadan önce mesela konulan o mecelleyi kullanmış. Mesela elzem, lüzum. Başka neyi kullandık? Mesela mevhum mazarat olabilir. Muhakkak masla, yani yapman gereken, muhakkak yapman gerekeni muhtemel zararlardan dolayı terk etme. Bak ne kadar acayip. Nasıl bir yöntem ya. Püf 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 püf. Allah Allah. Yani bana hastalık sirayet edebilir diye derse gelme. Mevhum mazarattan olabiliri öne çıkarıp yapman gerekeni kaldırmak. Ha işte. Peki cami cemaati... Ya hep aklın hep orada ya. Cami cemaati kapalı değil ki gidip kılabiliyor. Ben akşam camide kıldım şimdi. Ben camide kıldım. Hem de bahçeli evlerde. Abi otobana çekeyim. 4 dakika vardı. Hasan abi. Gözlüğümü yaptım. Özür dilerim. Belki ona da cevaben şöyle bir şey olabilir mi? Üstada Tahir abi sanırım soruyor. Arabistan'da bugün bayram diye galiba. Evet. Üstad diyor ki biz Türkiye'deki ne tabi olmuşuz evet. Diye. Şey mi? Ette de öyle. Ustadım kasaptaki etini al şu bir şey dememiş. Şu parayı al demiş ama bir kilo et getir demiş. Hmm. Tamam. Mesela öyle şey yapılmamış yani. Git kıl. Ustad Hazretleri gayrimunteşirde diyor. Bak ne diyor biliyor musun? Allah hamdolsun, ben hapishanenin dışında cumamı kılmışım. Ondan sonra Üstad gayrimüteşhirde, yok Latince'de. Camileri diyor, ehli bidalara bırakmayın. Bırakmayın, teslim etmeyin. Git yani. Bulun orada iman nurunu yay. O enerji olsun. Biz, Emre de biliyor. Her cumadan sonra cami hocasıyla ders yapıyoruz. Öyle mi Emre? Evet. Ders yapıyoruz. O da dua ediyormuş. O duayı hatırladın mı söylediğini? Diyor ki ya Rabbi ben ilahiyat okurken pek anlayamadım diye bıraktım. Bana Risale-i Nur'u anlayan, iyi bir anlayanı bana öyle hatırladın mı? Bana nasip et dedi. Ondan sonra gözleri doldu. Şaşırdı beni o cami. Çünkü buraya kiraya binamız yıkılınca merkezimiz Zeytinburnu'nu sıktık. Yıktılar ya. Ben de kiradayım ha. Kiradayız. Orada da o camiye gidiyorum. O adam da beni şaşırdı ya. Bu bir herhalde gelip geçiyor. Baktı ki burada kalıyor ve her hafta ders yapıyoruz. Cuma'dan iniyor. Hemen odaya geçiyoruz. 5-10 dakika bir yere okuyoruz. Kimin duası sizi oraya getirmiş? Öyle halis dua. Adam, ya Rabbi Risale'yi anlayan, böyle şey yapan, böyle bir insan bana nasip et, ders arkadaşına nasip et. Allah'a dost olursanız Hasan abi gibi olursunuz. Allah sizi alır, bir vurur gidersiniz cezaevinde bir komüniste anlatırsınız Risale'yi. Acayip. Bir vurur gidersiniz dershanenizi kaybeder, çekmecede kiralık eve hocaya anlatırsınız. böyle geçecek. Hayır abi. Ve çok seviyorum hayatımı. Elhamdülillah. Kanıma işlemiş mücadele. Nereye gider? Çadıra gidersen de onu anlatıyor. Elhamdülillah. Ondan sonra çok acayip ya. Bugün şey yaptım. Bir markete gittim. Karanfil tozu alayım dedim. Tamam böyle. Diş macunu yapıyorum ya. Diş macunu kullanmıyorum. Zencefil, karanfil tozu. Misvak tozu. Bir de bal. 4 tane. Karıştırıyorum. O eksikti. Orada karşı karşıya bir kız var, bir oğlan var, kasa. Böyle endişe ediyorlar böyle, tamam böyle, çok tedirgin. Delikanlı dedim hani. Buyur hocam dedi. Tak
keli olunca günahımız. Buyur hocam dedi. Koronadan korkma. Dur, niye hocam dedi. Namazsızlıktan kork. Koronadan beterini söyleyeyim mi? Hangi hastalık hocam dedi. Dedim ki, bedenin kanser olur. Bedenin korona olur ama namazsızlıkla ruhun korona olur. Namazsızlık ebedi sonsuz hayatını kanser eder, korona eder. Sonsuzluğu yok eder. Ruhunu namazsızlık sonsuz hayatını karartır, çökertir, sonsuz. Ama korona şu dünyadaki 60 sene hayatını 40 senede yaşarsın. Dedim ki bu dünyaya 2000 sene yaşayan insan da geldi. 950 sene yaşayan da geldi. 350 sene de yaşayan geldi. Bu kainatın sebebi vücudu olan Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam 63 sene yaşadı. İmam-ı Gazali gibi bir zat 44 sene yaşamış. Çok uzun değil biliyor musun? Çokluk uzun değil. Mantık işin şifresi şu. 700 sene çınar gibi yaşamaktansa 7 sene insan gibi yaşamak lazım. Durdu orada kız, dedi ki arkamda. Hocam dedi, Vida der misin dedi ya. Hangisinin korona? Korona bedenedir, namazsızlık ruhadır. Ya esas ondan kork. Dedim ki gripten her sene dünyada 96 bin insan ölüyor. Kimsenin endişesi yok. Sigaranın vesilesiyle 100 bini aşan insan ölüyor. Trafik kazasıyla şu kadar insan ölüyor. Arabayı bilmiyor musun? Peki AIDS'e, Ebola ise gayrimeşru evlerden, meyhanelerden, içki ve kumardan çöken insanlar, içkiyle ölen insanların sayısı koronadan daha fazla değil mi? Niye bunu fazla pompalıyor? Dedi ki hemen o çocuk, ne yazıyorsun dedim. Korona cesede, namazsızlık ruha. Sen tercih, korkma. Allah'tan kork. Allah Kur'an'ında koronadan korkun demiyor. Diyor ki, benden korkun, ben diğerlerinden emin edeceğim size. Allah'tan hakkıyla korkmasak, korktuklarımızdan emin olmayız. Hocam ne yapacağız? Zaten tedbir alır Müslüman, bu ayet ne değil? Elimizi yüzümü yıkıyoruz. Bak takım korumaya ne diyorlar. Lan utan. Bir de çekin. Ya bir çekin mesela, abdest alın diyecek de demiyor. Kolunuzu dirseklerinize kadar yıkayın. Ağzınıza, burnunuza, yüzünüzü yıkayın. Burnunuza bol 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 su çekin. Lan zaten biz 5 defa çekiyoruz. Yani gavur altıyla üstünü çıkamıyor ki. Burnuyla abdest yerini yıkıyor. Yok. Biz en azından gusulde o geniz yanması için. Gusül de sünnettir. Evet. O nedir? Sinir sistemi aktif ediyor, refleks veriyor. 5 defa. Hani 4 saat orada duruyor da mikrop, ondan sonra içeri giriyor. Ulan 4 saatte sen kaç defa abdest alıyorsun? Abdest alıyorsun. Tamam. Bak, korona bedenedir. Namazsızlık vahadır. Ya, esas o. Esas ruhunu koronadan kurtar. Sen 60 değil de 80 sene yaşasan ne olur? Tekrar öleceksin. Ama tedbir almamak değil bu. Hayatını zehire çevirme diye söylüyor. Muhtemel ihtimallerle dünyanı yaşanmaz yapma. Hasta olmayayım diye hasta olma. Hasta olmayayım diye hasta olma. Tamam? Bak bir de. Hasta olmamak için psikolojisini bozuyor ve hasta oluyor. Bir şey var mı yok? Gitme doktora ya. Niye oraları da işgal ediyorsun? Ben şimdi hiçbir şey var mı? Yok elhamdülillah. Gideyim 10 tane sebep çıkarırlar bana. Tamam. Psikoloji yaptığımız için anlatıyorum. Okuyorum. Oku abi. Bak, anne babana güzel bir çift sözün de mi yok? Hiçbir şeyin yoksa da. 28. ayetti. 29. Eli sıkıcı olma. Onları Allah ayetlerine kadar deşitti.
bakır ve şey maden gibi eritip boğazınıza dökülecek diyor. O nefse haydar, nefsin istediğini yap, davaya hizmete gelince ha bir tane attı onu da tutuyor. Cömertliği nefse yapıyor, davana, davasına, imanına, ruhuna yapmıyor. Nefsine cömert. Oysa nefsine sıkıcı olacaksın. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah değil mi? İktisatta söylüyor radiyallahu anh. Kendisi beş paraya yaşıyor, beş kuruşa. Ama davasına nasıl yapıyor? Yani İslam dünyası bunlar örneklerle dolu. Başta Fahri Kainat. Eli sıkıcı olma. Ölçüsüz de, eli açık da olma. Böyle de olma. Böyle de olma. Böyle de olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayflanacak duruma düşersin. Bir hadis hatırıma geliyor bunlar. Şefkata muhtaç olacak kadar şefkat yapma. Şefkata muhtaç olacak kadar şefkat yapma. Bu hadis midir abi? Hadis. 77. sayfa Kastamonu'da ifrat-ı şefkat marazi ruhidir diyor. Ruh hastalığıdır. Bırak. Peki ifrat-ı şefkatle nasıl kurtuluruz? Kastamonu 222 veya 220 okurum. Allah kainata, senin gücün yetmeyen geniş daire hadiselerine, olaylara Allah'ın hikmeti, inayeti, adaleti rububiyeti noktasında bakmalısın. Lan neler söylüyor bu ya? Dört tane bir araya getir. Şöyle bak. Nerede? Allah Allah. Ya ha şurada. Ben mi bu? İşte laikalar. Okurdan da bir şey gidelim. Böyle yapıyorlar ya laikalar. Ne sopalıksınız. Yaralasak. Bak. Çok ses çıkarttı ya bu. Kastamonu diye bakıyordu. Çok acımıyor galiba. Çok acımıyor galiba. Bak ses çıkarıyor ya. Evet. Yani Allah Allah. Heyecanlandım mı işte? Kastamonu nereye bakıyor diyordunuz abi? Kastamonu dış dünyaya. Dış aleme bakıyor. Dış aleme bakıyor. 220 bak aha okuyayım. Bunu çevirebiliyor muyuz? Çeviriyoruz abi. Şöyle yapalım. Bu da mı? Bir yöne rahat döner, bir yöne zor döner aslında. İtin abi. Çok suhuletli gidiyor ya ders. İstifade ediyorsun demektir. Şöyle saat ibresini doğru çevirsen sıkarsın dedi okulda bize hocam. Bak Çivatacıydık ya. Senin şiddetli tesirin o hakim ve rahimin hikmetini bu tarafı da sıkalım. Evet. Hükmene geçer. Sen rahmet ilahiden şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbani'den daha ekmen hikmet dair imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafat alacaklarını düşün. Senin iktidarın haricindeki olan hadiselere, koronaya, moronaya, Mars'a, ondan sonra AIDS, Ebola'ya, Myanmar'da, Filistin'de, Suriye'de çocuklara, senin diyor, senin daire iktidarın haricinde siyasi değilim, ben genelkurmay başkanı değilim. Benim iktidarımın dışındaki hadiselere, olaylara olan hadisata onun bir merhameti iki hikmeti üç, adaleti bırakmıyor bak bu hadise arka sayfası. Adaleti. Üç, rububiyeti. Rububiyeti. Noktasında bakmalısın. Noktasında bakmalısın. Nokta. Sen bak hele.
Fesubhanallah. Bunun adı da ben söylüyorum, benim şeyim. Bu geçmiyor şu anda. Ben söylüyorum. Deme diyecekler. Demesen dinlemesen. İstikamettir. Hikmet ilimdir. Adalet biraz önceki sayfada Allah Allah'lık yapıyor kainata. Merhameti de kainatın sebebi vücududur. Allah bir şey yaparken kainatın kuruluşu, kainatın hikmeti, adaleti ve icraatı ile yapıyor. Biz olayın bir parçasıyız. Merhamet ne demek? Bu kainatın bir sebebi vücudu merhametidir. Merhametiyle yaratmış. Kainatın işlevi hikmet ve adaletle oluyor. Devamlı Allah, yani oturuyor böyle Allah, kainatı bırakmış. Herkes kendi başına, öyle değil. Allah Allah'lık yapıyor, icraat yapıyor. Ama biz bize bakan yönüyle bakıyoruz. Resmi bütün görmediğimiz için biz niye böyle oluyor diyoruz. Oysa rububet o, bütünsel görmektir. Mesela bakın, her şeyi silin kafanızda bu sayfayı. Siz buraya bakar mısınız? Şu çizgiye. Şu çizgi. Veya şu M. Hiç bir şey yok. Ne ifade eder koca? Ha, biz dünya hadiselerine böyleyiz. Bir çizgiye bakıyoruz. Resmin bütünselliğini görmediğimiz için itiraz ediyoruz. Ötekisini de söyleyeyim. 77. Bak. Ya kardeşim, nasıl okuyacaksınız layıkalar? Asla, kesinlikle defter alacaksın. Defter alacaksın. Okurken yapma. O paragraf, o cümleyi yaz. Yapma. Deme. Gitme. Verme. Arkasına geç, bir filist yap. Böyle böyle hadis olunca şöyle bakılacak. Yaz, sonra sana lazım olur. Mutlaka yazarak yap. Tamam mı abiler? Sayfa 77 dedim ama 75. Diyor ki, şefkat insaniye merhameti Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak rahmetenlil alemin zatına aleyhissalatü vesselam mertebe şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir marazi ruhi ve sakami kalbidir. Çünkü Allah'a itiraz ediyorlar, Allah'ı inkar ediyorlar. Hani Allah nerede diyor. Ha? Diyeceksin ki o zaman dalalete ve ilhada sirayet etmiş. Adam olayları kendi canibinden bakınca, kendi isteği gibi Allah niye böyle yapmıyor? Ben haşa Allah Tanrı olsaydım böyle yapardım, o niye yapmıyor? Dolayısıyla dalalete ve ilhada sirayet eden o küfür, marazi ruhi ve sakami kalbidir. Ruhsal hastalık ve kalbi bir sakam. Karanlık, zifiri karanlık. Ağırlık. Kaldıramıyor. Çok yoğun şey. Dalalete ve ilhada sirayet derken o ruhi hastalık bunları mı depreştiriyor? Evet. Dalalete. Mesela diyor ki dalalete marazi ruhi, ilhada sakami kalbidir. Yani ifrat-ı şefkat bu iki şeyi doğurur. Marazi ruhi dalalete götürür. Sakami kalbi ilhada götürür. Dinsizlik. Dinsizliğe. Yani hani nerede Allah diyor. Hani Allah vardı diyor. Hani bunlar çocuklar görmüyor mu diyor. Ben görüyorum da bile işte. Ama ahiretler bütünsel görse, dünyadaki hadiseler esmanın ahiretteki neticeleriyle, insanın fıtratlarıyla beraber görse işte öyle demeyecek. Mesela şehide de üzülüyoruz. Ama bir de şehide sor bakalım. Kur'an lisanıyla şehit ne diyormuş? Ya Rab bir daha bana fırsat ver de. Ne kadar lezzetliymiş ya şehit olmak o anda. Ne lezzet almış ki? Cennete koy. Hayır, beni cennete koy demiyor. Beni bir daha dünyaya gönder. Ben şu şehitliği bir daha kazanayım. Ama biz burada ağlıyoruz. Bak. Bak bakışa bak. Bakışa bak. Neler diyor abi ya? Merhametsizliktir diyor, vicdansızlıktır diyor şefkatle, merhamette. İfrat edersin. İfrat edersin. Ya. İfrat-ı şefkat, şefkat değildir, merhamet de değildir. Zulümdür. Hem kendine hem ona. Zalime merhamet, bazıma zulümdür abi. Evet. Yani. Mesela bir tane aslanı veya bir canavarı diyor, evet, yersiz affetmek, bin tane masum o hayvanı parçalamış ya,
Ona zulümdür işte. Bir adamı da bir sıfatı için yukarıya çıkarıp yaptığı bu kadar kötülükleri ve bunları nazar musamayla bakmak bu kadar mazlumun hukukuna tecavüzdür. Böyledir ya. Devam edeyim. Sıkıldınız mı? Yok, çok güzel. Güzel, çok güzel. Güzel. Ot, 30. Mesela acayip bir şey ya. O 27 şey 29 şey. 50 sıkıcı olmak çok da ölçüsü olmak. Bu böyle... Yani senelerce uygulayayım. Senelerce dershaneye gelir. Senelerce. Ne bileyim dergaha gider, camiye gider. Ya hiç hatırına mı gelmez? Ya şu eletiği altına ben ders dinliyorum. Tuvalete gidiyorum, kağıt harcıyorum. Yoksa yok başka. Yok ona bir şey demiyorum. Kağıt harcıyorum, bilmem ne. Çay içiyorum, şeker geliyor, çay. Ya bir paket, bir kilo da ben getireyim ya. Senin zaten ihtiyaç yok sana. Senin ihtiyacın var buna. Ben seni kastediyorum. Hiç o caminin buna ihtiyacı yok. Dergahın yok, dershanenin yok. Senin ihtiyacın var. Senin. Kolun sallaya sallaya gidiyorsun. Her işte günü. Her cumartesi, her salı, her çarşamba, her pazartesi. Yani, tamam da bir, yani yapıyorsun, ediyorsun. Bir tane, ya sen hiç hatırına gelmiyor, hatırıma gelmedin ya. Nefsin en küçük yüz yazı hatırına geliyor. Dersten çıktıktan sonra falan cevurlarım, dükkan kapanmasa onu yerim işte falan, otururum balkonun hatırına geliyor. Niye söylüyorum? Sevdiğim için söylüyorum sizi. Zaten benim ihtiyacım var. Böyle birilerinin senin getireceğine ihtiyacı yok. İnan bana, buna inan. Senin bir kilo çayına kimsenin ihtiyacı yok. Kimin ihtiyacı var? Vallahi, tallahi, billahi senin ihtiyacın var. Anladın? Hazreti Peygamber Aleyhisselam, yani yerinde kullanınca ne güzel oluyor. Kurban da gelmiş, ne yaptın ya Ayşe demiş. Şunlar şunları dağıttım, şunlar bizim oldu demiş. Demiş ki, hayır dağıttığın bizim oldu, bunlar bizim değil. Ya Resulallah nasıl bizim? Bunun akıbetine bak diyor. Fesubhanallah. Şu bizim dediğin şeyin akıbetine bak. Bana bugün dediler ki bir yerdeydim. E hocam dedi koronavirüs hakkında ne diyorsun? Tamir ettirdim gözlüğümü de. Neticesi itibariyle değerlendir. Abi dedi böyle şey değil mi ya dedi. İnsanlar ihtiyat etmiş, hayatının kıymetini anlamış. Namaza, Allah var, hayat ya bu ne kadar kıymetliymiş. Anlamışsa çok iyi olmuş. Neticeyle bir şey değerlendirilir. Bu nereye sebep oldu? İntibarına vesile oldu mu? Namazına, daha çok hayatının kıymetine. Vay be bir nefes almak neymiş ya? Temizliğe. He? Abdeste, temizliğe. Yani o netice şey sebep. Abdeste vesaire. Abdest ne kadar nimetmiş vesaire. Vay be Allah'ımız... Yani Çinliler demiyorlar da binlerce insan Müslüman oluyormuş. Burnunu yıkamayı İslamiyet söylemesi nereden bilecek? Nereden bilecek onu yani? O diyor ki ne, siz de sen demiş bir tanesi oradan patlamış. Sen demiş bir gülmüş. Ne güldün? Seni gördüm. Niye burnunu aşağı yapıyor? Dinin böyle söylüyor dedi. Sen hastalıktan değil yok demiş. Şimdi bir mühendis öyle yapmış da. Dinim söylüyor. Nasıl bir din demiş ya burnun? Ta o zaman. Tamam. Eğer korona... Senin namazına getirmişse, şuurlandırmışsa, evet. Elindeki nimetin kadrini, kıymetini anlatmışsa, abdestinin, imanının, yani iman ne yapıyor bak teslim ettim. Ben sanki bu olayın içinde değil mi? Sizden daha fazla insanlarla görüşüyorum. Size gelmeden önce nerelerdeydim bir bilseniz. Tamam. Ben nerelerdeydim? Peki iman nasıl bir selameti bir dünya şey yapıyor? O abi ne kadar rahatsın bilmem nesin falan. Ondan sonra abi dedi bir tanesi bunu dedi rahatlatıcı dedi şey yapar diyor çok insanlarla görüşür bize çok lazımsın dedi dezenfekte malzeme serdi neyse gittim çıktım camiye gideyim dedim namaz kılayım bunu neyin verdi baktım temizlik şeyi şeye benzi o kolaya benziyorsa baktım ki ona dedim haram madde var mı etil alkolse haramdır bir baktım etil yazıyor hop koydum kenara bunu dedim atmayayım hastaneye yayın götürsün. Etil alkol haramdır. Haramda tedavi olmaz. Zarur kalmadıkça. Zarur kalmadık. Hocam bizim şey neredeydi? Bak şimdi. Aktif peki abi. Bunları niye misal veriyorum? Lazım olur gündelik hayatta da onun için. Tamam. Şimdi etil ama yalnız.
Peki hiç kullanılır? Şimdi metil, etil, propil caiz. Etil alkol olandı. Peki ne zaman caiz? Zaruret olduğu zaman. Şu anda zaruret değil. Muhtemel. Başka şey de var. Etin yerine başka şey de olur. Ha? Bu arada fıkıhı da söyledim. Kolonyayı da şey yapalım. Kolonyanın içine bak bakalım. Etil, etil ise. Evet abi. Etil ise zorunlu değilse kullanma. Etil varsa içinde. İmam Ebu Yusuf'a göre karışımlar içinde bir tane daram olsa ve serday olsa zorunlu şeyse kerahaten caiz demiş. Tamam mı? Şu. Ama kolaya bak bakayım. Etil değilse bir şey yok. Bakın etil midir? Bir de şu Hasan abi. Şu kafama takıl şey kafama takıl demeyeyim de önceden söylemiştiniz çok önemli gelmişti bana. Az önce ne böyle olun dediniz el açıklığı olarak ne de böyle oldu dediniz cimrilik olarak. Şimdi bunun abi birinde yani erkek ve kadın olarak bir ayrım yapmışsınız. Birinde hastalıktı. Vay be. Ne soru ya. Uhuvvet risale var mı küçük? Mektubatta değil. Uhuvvet risalesinin yeri neresidir? Mektubat. Ama bir mektup var ki küçük kitaba eklenmiş. Mektubatta yok. Nedir o? Şu haslet kadında bu olmalı, erkekte bu olmalı. Mesela cömert. Kadın cömert olmalı. Erkek cömert olmamalı. Çok cömert olmalı. Kadın çok cömert olursa ahlakı seyyedir. Kötü ahlaktır. Erkek cömert olursa kötü ahlak. Başka bir örnek için. Cesaret. Kadında cesaret iyidir. Çok cesaret kötüdür. Erkekte cesaret iyi değildir. Çok cesaret. Tamam. Ne kadar önemli. Bak mesela cömertlik. Cömert. Ha şefkat yapayım. Kadında şefkat iyi değildir. Çok şefkat iyidir. Erkekte ise çok şefkat kötüdür. Şefkattır. Görüyor musun? Hasleti memduhedir, hasleti hasenedir. Uhuvvet Risalesi var ya küçük cep kitabı, onun arkasında var. En sonunda mıdır abi? En sonunda. Yani çok acayip. Şu sıfat kadında bu, erkekte bu olmalı. Bu olursa kadında olmaz. Mesela kadında şefkat değil, çok şefkat. Mesela uygulayayım. Allah'a affetmek yakışmıyor. Ne diyorsun ya? Allah'ımız kendisi söylüyor. Çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Rabbimiz bize affedici olun diyor. Kendisi çok affedecek. O affedici olursa bana ne düşer? Çok affedecek. Altı nedir? Affetmektir, affetmemektir. Üç tane. Çok affetmek. Altı nedir? Affetmek, affetmemek. Rabbimiz çok affediyor, ben affediyorum. Allah Rabbim benim affedici değil. Çok, çok affedicidir, çok merhametlidir. İhsanı yok, ihsanı vardı değil. İhsanı çoktur. İhsanı çoktur. Bu böyle insanlar da affedici olmalı değil mi ama? İnsanlar affedici olmalı. Çok affedici olmaz. Olmaz değil mi? Çok affedici olmaz. Her şeyi de affet. Ne kadar güzel değil mi? İfrat değil mi çok affetmek? Çok affetmek, affetmek, affetmemek. İfrat, tefrit, vasat. Anladın mı? Gafır anlasaydı keşke. Tamam devam et. Ya ne güzel bir şey ya bu. Sanki psikoloji eğitimi dersi geldik ha. Elhamdülillah abi ya. Elhamdülillah abi ya. Ölçü ya, ölçü ya. Kur'an içindeyiz. Ulan şurayı okumak istiyordum ya. 22 ile 38. arasındaki bir ayetler var. Okuyalım abi. O 12 tane sıfat var. Şöyle yap, böyle yap. Madde madde okuyalım abi inşallah. Ama şuradayım burada. Yazarsanız tahtayı silelim o zaman. Şurayı sen Yasin sil. Onu yazamam o 12 tane ama yazsam iyi olur ya. Çok güzel ya. 22. ayeti aldım. 22, 38'e kadar madde madde yaptım. İsra suresinin 22'sinden 38'e kadar. Yani acayip yapmış ama. Dur bakalım. Çok güzel. 12 tane madde. Aa böyle bak. Tahtamız temizdir abi. Çok güzel. O benimkileri de sildin mi? Hepsini sildim. Peki.
Ulan siz... Heyecan. 12 Mart'ta yazacağız. 30. ayet. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Çok acayip ha. Ne güzel diyor ya. Allah o kadar hoşuma gidiyor ki. Tövbe estağfurullah diyecek. Ne bileyim sen ne desen. O kadar acıma gidiyor. Ya Rabbi çok verdiğim zaman diyor. Bize acayip muhabbet eder diyor. Hikmeti, kendisini, ahireti için, hikmet için sıktığım zaman diyor rızkını sıkıyorum. Bana düşman oluyor diyor. Ya ya Rab, Allah ne kadar tövbe estağfurullah mütevazı ya. Bana mütevazı emanet ediyor, düşman oluyor. Musa Aleyhisselam hatırıma geliyor. Geçmiş kavimleri de biliyor ya Musa Aleyhisselam. Dedi ki, ya Rabbi diyor, ya bu ümmet diyor senin kullarım, benim şeyim, ya böyle yapıyor, şöyle yapıyor, istiyor ki, ya Musa etbağını al, şehri buraya çık, akşam kafalarına geçeyim. Geçmiş kavimlerde olmuş ya, öyle bir şey bekliyor yani. Bana küfrediyorlar ya Rabbi diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki, ya Musa onlar da bana da küfrediyorlar. Ama Ad kavmine veya Semud kavmine, Lut kavmine diyor ki, etbağını al ama karını alma. O senin tabin değil dedi. Al ve gecenin son şeyinde çık diyor. Sabaha karşı bu çıkacak. Gece yarısı çık diyor. Gecenin son üçte birinde çık diyor. Teheccüd vakti ya. Lut. Lut. Evet çık dedi. Çok önemli o. Allah'ın adeti en çok orada oluyor. Son üçte bir. O kadar da güzel oluyor ki o namazda son üçte bir diyorlar tabii. 30. ayet okuyorum gene. Fakirlik korkusuyla, ha yok 30. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları görmektedir. Hakikaten ben buna bir hissi inanabilsem, fikren inanıyorum. Allah bizi hep görüyor. Niyetimi de görüyor. Böyle his olarak Allah beni görüyor, şu anda biliyor. O his olsa var ya, sanki ahiret oluyor burası. Oluyor. 31. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın kürtaj yapanlara, fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam kadınlar biat ederken, Allah Resulü'ne iman ederken bir söz verdiler. Şefaatim olacak dedi ve imanları seçe ancak bir şartla. Ne dediler? Çocuklarınızı öldürmeyin dedi. Söz verdiler. Allah Resulü şefaati kaşattı. Bak Allah ayetinde İsra 17. surenin 31. ayet. Bir de okuyorum. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır ki başka ayette herhalde burada mı gelecek? Bütün insanları öldürmek gibidir bir insanı öldürmek. Bir insanı diriltmekte vesile olmak bütün insanları. Ayrıca zamanla sebebi ve şekli değse de insanlar isteyerek veya istemeyerek doğrudan yahut dolaylı olarak çocukları öldürmeye devam ettiler ve etmektedirler. Neyle? Ayrıca zamanla sebebi ve şekli. Kürtaj yoktu. Ama başka şekilde öldürüyorlardı. Sebebi ve şekli değse de insanlar isteyerek veya istemeyerek doğrudan yahut dolaylı olarak çocuklarını öldürmeye devam ettiler ve etmektedirler. Fıtraten de şimdi öldürülüyor mu abi? Mesela 6 yaşında bizim şeylerimiz var da 6 yaşında çocuğu kurslara veriyor, İngilizce kurslarına veriyor, gelecek kaygısıyla yani gelecekte işi iyi olsun. İşte bu ayette de denildiği gibi. Yani çocuğu... Ne diyor biliyor musun? Yapmadığı siz o, o çocukları öldürdünüz canlı can. Sizden sorulduğu zaman ayet-i meale söylüyor. Sizden, onların suçu neydi sizden sorulduğu zaman? Şimdi kim öldürüyor ki? Toprağı kim gömüyor ki? Hani toprağı gömezler mi? Gömüyorlar mıydı o zaman? Dayıya götürmenin adıymış o. Dayına götürüyorum. Annesi dayısına götürme vakti geldi. Anne bu işi bildiği için ağlarmış. En iyi elbiseyi giydirirdi ama son olarak öpüyordu o çocuğunu.
saçını tarardı, en iyi elbisesini giydirirdi. O dayıya götürmenin adıydı canlı canlı gömmek. Kuyu daha önce kazmış. Alman ya Rab, İslamiyet'e bak ya Rab el alemin. Bir de bu kadınlar karşı çıkıyor. Sonra çocuğu dağa götürüyor, kız ve erkek. Kızı götürmüş. Bir tanesi, söylemek istemiyorum ismini. Ondan sonra... Ondan sonra kuyu gösteriyor. Bir tekme vuruyor çocuğu, atıyor içine. Baba! Oysa kuyu tam olmamış, kazarken çamur atlamış. Kız çocuğu, baba çamur atladı diyor, çamurunu temizlemiş. Kazanı ne temizlemiş, baba çamur attı. O kendisi ağlıyor, diyor ki, onun kuyusunu kazarken sıçrayan çamuru kızım temizledi diyor benim. Çıldırın, nasıl çıldırmadılar ya? Nasıl böyle şey, bu nasıl bir şey? Peki şimdi mi var ki bunu söylüyor ayet? Yani o zaman olmuş bitmiş, niye duygularımızı şey... Şimdi biz mezara sokmuyoruz. Bedenine çöküyoruz, ruhunu çökertiyoruz, bitiriyoruz. Onlar çocukların cesedini öldürüyorlardı, cennete gidiyordu. Biz ruhlarını ahiretini öldürüyoruz. Ahiretini. Kız erkek de ayırt etmiyoruz. Evet. Evet. Her ayetin mütadip her ayetin mütadip manası vardır. Evet. Her bir mana küllidir. Her arasında efradı bulunur. Sen gör yeter ki, değil mi? Öldürüyor aslında. Evet. 32. ayet. Zinaya yaklaşmayın, yapma demiyor. Çünkü niye? Mesela plaja bakma, plaja bakma demiyor. Plaja girdikten sonra bakmama mümkün değil. Bak, zinaya yaklaşma. Yaklaştıktan sonra yapmamak mümkün değil. Onun için zinaya yaklaşmayız. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Abi, dayanamayacağım. Şu 12'ye ulaşalım diye susmaya çalışıyordum çabuk, ama... Çabuk gidiyorum ben de. Ben de susmaya çalışıyordum ama... Şimdi şu misali çok verecektim az önce. Ya. Şu misali verecektim az önce. Şundan dolayı. Yani plaj olayının, plaj misalini verecektim. Ama şundan dolayı. Hani çocuklarınızı öldürmeyin o şeyden dolayı. Kürtajda. Gelecek korkusuyla. Kürtaj dediniz ya. Evet. Şimdi ya, tamam, kürtaj için... Ne diyeceksin o kürtajda? Peki abi... Peki o deniz şey, plaj olayını dersek eğer, yani doğum kontrolü için de aynı şeyi söyleyecek misiniz abi acaba? Doğum kontrolünün ne olduğunu anlamak için Demirel'e sorun. Lyons Rotary Kulübü'ne sorun. Hastanelerde gene girmek istemiyorum içerileri. Hastanelerde tedavi olup da borcunu hastaneye ödeyemeyip mahsur ve esir kalanlar var olduğu dönemde ev ev dolaşılarak çocuklara aşı yapıldı. Hem de bedava. Bunlar sağlıklı olsun diye. Madem sağlıklı olunca sağlık sektöründeki o hastalara parası yok diye bakmadınız. Oraya baksanıza sağlığın. Ve o dönemde yapılan aşıların neticeleri çocuklarda ekseriyeti mutlaka oranı söylemek istemiyorum. Kısır oluyor. Ve bu koronadan çıkacak aşının da neler koyacaklarını o 15. şey var ya, 5. şuada Yecüc ve Mecüc Çin'den çıkacak diyor, oradan yayılacak. Orada da ondan sonra ortaya çıkacak aşı ve ilaç oralardan çıktı da bak ne yapacaklar. Müslümanlar çıkarsa neyse. Kontrol altına. Anladın mı? Mesela doğum kontrolü Demirel'e sorun. Yahudilere ne demiş? İstediğinizi yaptık. Onlar da istediğini verdi. Bak, o çocuk az yapın diyordu ve doğum kutu. Şimdiki reis 3 tane, 4 tane diyor. Anladın mı? Yani kim nereye çalıştığını anla. Kim nereye çalıştığını anla fiilen. 33. ayet. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda haksızlığa sapmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Yani katil öldürülmüş oldu. Ceza da sınırı aşmamalı. Mesela birisini öldürmüş.
elini kesmiş. Kısas var, onun akrabasına tamam senin çocuğunu öldürdüm. Tamam ne yapalım? Bunun kısası öldürmek. Affetmek de sana ait. Biz affetmeye devlet olarak affetme hakkı yok. Velisi, sen çocuğunu öldürdü, bacını öldürdü. Sen ister affet, istersen diyet yap, istersen öldürelim. Tamam ama cezayı da aşmayın fazla. Az da yapmayın, çok da yapmayın. Cezada sınırı aşmamalı, sadece ölüm cezası uygulanmalı. Akrabalarına taşmamalı, işkence etmemeli, organlarını kesmemeli, katilden başkasına zarar vermemeli. Tamam. Peki, o ya olur mu ne kadar zulüm? Senin bacına, annana, kızına, evladına yapılsa o zaman söyle, bu ceza fazladır. Bir tanesini öyle söyleyeyim. Hocam ya, bu dedi işte rejim etmek şey değil mi petrol ofisinde? Ya dedim bir şey yapayım geldim. Bir iki elem attım, bir dakika dedim falan, hop konu açıldı oraya. Oraya ben de gitmedim, çektim. Rejim, ya dedi ya bu zulüm değil mi ya, böyle bir şey olur mu ya dedi bu zamanda. Baktım ki bu anlamaz yani. Anlattım, baktım anlamıyor ilmi. Dedim ki evli misin dedim. Evliyim hocam dedi. Hiç unutmuyorum. Kaç yaşında çocuklar var? Ona, baktım orta yaşında, 16 yaşında. Bu da orada görevli. 16 yaşındaki kızına hiç hayal etmediğim bir şekilde kötülük yapılsa sen söyle nasıl ceza verilmesi lazım? Ya ben böyle örnek vermen için demedim ki dedi ya. Ay böyle, uslup böyle. Orada herkesin yanında. Dokunduk anladım. Ya ama başkası da duyuyor. Ya böyle örnek olur mu ya dedi. Ya kızımın ne örnek veriyorsun buna dedi. Aynı bu uslup. Allah böyle bir iyi ki bir şey sorduk dedi. Dedim kızma kızma. O başkasının başkasına verilen bir cezadan kız, sen dedim itiraz ediyorsun. Ama o da bir başkasının kızına böyle yapmıştı. Ondan sonra neyse parayı verdim ayrılacağım. O adama baktım. Nasıl yaptı biliyor musun? Böyle baktı, bana bakmıyor, caddeye bakıyor. Muhtemelen 16 yaşındaki kızına verilebilecek zarar hayal ediyor. Ve peki o zarar verene nasıl ceza verilmesini istiyorsan başkasının 16 yaşındaki kızına da kötülük yapana da aynı cezaya razı olman lazım. Pazar, benim çağ evinde vazife yaparken 85'te birisi geldi. Hiç unutmuyor. Gerçi çabuk bitireyim dedim ama olmuyor işte. Adam el kesmesine zıtmış. Beyefendi Hazretleri radıyallahu anh Ardeşen diyemiş. Bak. Konu geldi ben dedim. Ya dedi bu dedi el kesme dedi ya hangi asırda yaşıyoruz böyle falan. Biraz anlattım baktım ki ne yaparsa hep anlamıyor yani. İlle hissini rencide edeceğim bir şey anlatacağım. Neyse onu tamam peki abi geçiştirdik. Sonra biraz çay geldi. Arkadaşım çay getirdi. Ben tabii konuyu unutturdum. Unuttu, kasten unuttum. O konu geçti. Anlattım anlamıyor, anlattım anlamıyor. Onu veriyor anlamıyor, inan. Sonra çay faslında isim. Ne iş yapıyorsun dedim. Dedi ki, ben dedi, çay imalatı mı ne varmış adamın? O zaman fabrika değil de atölye şeyleri vardı. Dedim ki, sana bir şey sorayım dedim. Ne eder dedim bu şey, şöyle böyle. Ya dedim, İstanbul'da dedim senin bir fabrika alman icap etti. Büyük var, he. Şu dedim çay fabrikanı diyelim atölye. Satsan, böyle dedim, mesela buzdolabı imal eden bir fabrikayı öteşir mi hocam dedi falan. Yani böyle. Dedim ki, fabrikayı satsan, o fabrika İstanbul'daki fabrika almak için. Sonra hanımın bileziklerini satsan, çocuğun okul açtıklarını yemeyip kumbarasına attığı kumbarayı da söküp, duygusuna dokunuyorum şimdi.
çocuğu kum, okul açtıklarının kumbarasında alsan, fabrikayı senelerce beri birikimin alsan, satsan, İstanbul'daki fabrika almak için parayı sattım fabrikayı ama yetmiyor. Hanımın bileziği, yaşlı annenin, yaşlı babanın kenarda koymuş olduğu, ölüm anı, ölüm belli değil, benim babam öyle yapmıştı. Def olmam için masraflar olacak. Gelen giden kefenim, o parayı da alsan, çocuğun kumbarasındakini de alsan, ondan sonra kızının isteklerini yerine getiremeyip çeyizini, kızım sonra yaparım deyip o parayı da çantana koysan, İstanbul'a bu fabrikayı almaya giderken, okunuyu unuttum ya, ama fabrikatör olduğun için devlet de sana taşımalı tabanca verse ki veriyor. Sonra o zaman uçak pek yok. Arabaya bindin otobüse İstanbul'a gidiyorsun. Çantan para onlarla var. İşte kız çocuğunun çeyizini yapamadın. Çocuğun kumbarası parası vesaire bunlar var. İstanbul'da fabrika almak için paran gidiyor. Cebinde de belinde de silah. Mola verirken, tuvalete giderken, o çantaya giderken adamın bir tanesi meseleyi fark etti. Kaptı elinden, sen tuvalete giderken çantayla kaçıyor. Belinde silah, ne yaparsın? Ayağına atar mısın, atmaz mısın? Hiç unutmuyorum, inanın bana. Ne hocam bu ayağına dedi ya. Vallahi kafasını sıkarım dedi ya. Ne dedi ya çocuğumcuğum? Ay böyle yaptın. İşte sen çok fazla ceza gördüğün o şeriat kafasını kesmiyor, elini kesiyor dedi. Elini kesiyor, onu öldürmüyor. Niye? Öldürse ona cezadır. Öldürse ona cezadır. Elini keserek topluma faydadır. Kolsuz gördüğü zaman caydırıcıya bak. Herkes kolsuzu görür. Rezil kepaze olur. Ölünceye kadar ölecek o. Kolsuz olmakla rezil kepaze olacak. Bir, ölü öldürüyorsun bir anda değil. İki, toplumun şimdi hakimin karşısında hırsız. Hakim diyor ki daha görmek istemiyorum seni ya. Defol artık. Nedir lan her zaman karşıma çıkıyorsun. Seni daha görmek istemiyorum dediği zaman demiş biliyor musun? Hırsız demiş ki daha beni görmek istemiyor musunuz? O zaman emekli oluyorsunuz galiba hakim bey diyor. Ya ben gene yapacağım da beni görmemek için ya ben bu işten vazgeçeyim veya sen emekli olman lazım. Ve gün geçtikçe suç artıyor. Bu eğer şeriatın bu şeysi olsaydı daha kim hırsızlık yapardı? Mecbur kalacaklar değil mi abi? Evet. İslamiyet'e girmeye mecbur olacak. Mecbur olacak. Demir parmaklık dahi koysan pencerene ya, namusun emin değil. Evet. Anladın mı? Ama kısas olsa ya sen dedim ayağına sıkar mısın dedim sen kafasına sıktın dedim. Ama İslam bir anda onu ortadan kaldırmıyor. Senin hukukunu, çocuğunun, kızının hukukunu, senin psikolojini koruyor, yetmiyor. Toplumu diriltiyor. Bir tanesini konu kesiyor ama koca 180 milyon diriliyor. Evet abi. Ondan sonra Taksim'de de ölüm bir tane böyle olsa daha kim yapar? Kafayı eğdi. Hiç ses yapmadı. Koydu elini. Hocam dedi, yumuşadı aynı postada. Niye böyle biz düşünemiyoruz? Niye böyle tenkitçiyim? Niye böyle oluyorum dedi. Allah diyemiyor. Peki dedim, senin o çantayı kaçırdın, sen ayağına vursan, şey ne diyecek mahkeme? Kim doğru söyle, Türkiye Cumhuriyeti'nde kime ceza verecek? Sana verecek. Vurdum. Hırsız evine girse bir şey yapsan, bir şey yapamıyorsun. Ancak içeri girecek, fiildeyken polis çağıracaksın. Yes, doğru. Hakime diyorum ki, bak bu video böyle değil, önü sonu ortası var. Bu kesilmiş, benim dedi diyor. Benim bu şekilde değildir diyor. Bu önü var, önü var, siyak sibakı var. Görüyor musun? İstediğini alıyor. Yani adalet değil. Yani.
34. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Yani kardeşin var ya kardeşin, vefat etti, senin yeğenlerin. Belki de özürlü yeğenlerin. Emanet etmiş, bakın. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. 35. Ölçtüğünüz zaman tamam. Niye okuyorum? Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Eskide şeydi. Alacağı malı aynı şey, domatesi veya altını alırken bir kantar, satarken orada bir düğme var, basıyor. Başka bir şey ölçü yöntemi geçiriyor. 36. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Evet. Şuraya bak. En önemli. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. Ondan sonra kafana bir sürü bilgi kirliliği dolacak. Ey Nail. Eyle midir bu konuda? Bak, hakkında bilgi olmayan şeyin ardına düşme. Bir de ben şu ayeti çok güzel kullanıyorum. Şimdi unuttum neredeydi yeri. Okumuşum. Şöyle diyor. Bir soru soruyor. Ulan hani aşağı tükürsem sakal, yukarıya büyük derler ya. Evet. Ulan bir soru. Cevap versem bir türlü, vermesem iki türlü. Hemen şunu diyorum. Soru soruyorlar ya. Cevabı sizi rahatsız edecek soruları sormayın. Diyorum ki bak, bende böyle böyle yok. Bak, cevabı seni rahatsız edecek soruyu bana sorma. O zaman razı olacaksın. Ne diyor biliyor musun? Tamam hocam, kalsın. Tamam. 37. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Yani böyle ile değil. Öyle araba alıyor, şey var falan. Öteki tarafta fakir fukara. Eski de ecdat. File ile böyle açık böyle portakal elmayı getirmezmiş. Sararmış. Göz olur diye. Hmm. Vitrindeki ekmekleri falan da. Ekmek aynı. Gözü kalıyor. Ya alamayan var. Yani ekmek alır da yani başka şeyler de var. Başka şeyler var değil mi? Yeryüzünde böbürlenerek, hele kadın bilezikle mesela. Ondan sonra kadınlar bir araya geldiği zaman çocuğu olmayan var, çocuğuyla oynuyor. Ya tamam. Abi ya. Ne kanun istediğin yere kullanayım. Tamam. Hele. Her yere fotoğraflarını koyuyorlar. Mesela yediğin içtiğin şeyleri yayınlamak. Hem israf, hem hak. Hak haram oluyor. Allah. Ya hiç ölçümüz kalmamış. Peki. Yani hiç kalmamış. Hiç bitmemiş. Onu sen yersin şifa mı olacak sana? Hiç yok. Ya. Niye paylaşıyorsun? Niye karını vitrine koyuyorsun? Ya, niye onun resmini WhatsApp'a ne diyorlar? Durum. He? Durum. Durum WhatsApp değil de. Resmini. WhatsApp'ı işte koyuyor. He, oraya koyuyor. Kadın acayip. Karısı. Bilmem ne. Ondan sonra bir soru soruyorlar ya WhatsApp'tan, bana gelince böyle. WhatsApp'tan meçhul grubum var. Başka bir şeyim yok. Çarşamba ve demez sizin. Bazıları nerede buluyorsa falan. Yeni örtü bu kim ya, tanımadığım numara, bakıyorsun şeyine basıyorsun, karısının resmini koymuş veya karısıyla beraber şey yapmış. Soru soruyor, cevap ne veriyorum biliyor musun? Karının resmini oradan kaldır, ondan sonra cevap vereceğim. Vallahi iyi kafa yiyip yani çıldırmıyorsunuz abi siz ya vallahi ya. Yani. Ben de Hasan abi resmini koymuşum, beni tanımayanlar hemen hocam deyip. Ne demek biliyor musun hocam? Hocan değil. Şoför bu, arkada ben. Aynen. Arkamda bu var demek. Aynen öyle. Bravo, çok doğru. Elhamdülillah. Bak. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Ya 12 ezmiş geçmiş olurum. Başka bir yere söz vermişim. 11. 10 geçiyor. Onu okumayayım.
Zaten bunu izah etsem, evet, başka bir yere diyeceğim. Bugün dördüncü yer. Çıkmayın diyorlar ya koronadan. Biz de kaç tane... İçeri girmiyoruz. Acayip bir şey ya, kader ya. Korkun yani kardeşim. Çarşı. Beden hastalığından elbette tedbiri al. Ruhumu kurtarmaya çalışıyor. Bilgi kirliliği televizyonlarda ruhu çökertmek koronadan beterdir. Bir kere yeis mani herkeme alır. Ümitsizlik pompalıyorlar. Korkuyla gemlendiriyorlar. Korku silahı insanın içsel doğru düşünce melekesini tarumar ediyor, duman ediyor, dümura uğratıyor. Yeis kalbe ümitsizlik bir bunu veriyor. Korku kalbin bütünlüğünü bozuyor. Ne yapacağız abi? Ya dinleyeceksin, devletin yetkililer dinleyeceksin. Bilgi kirliliğine kulağını kapat. Sünneti seni yaşa, tamam. Dedi ya, dayı nasıl abdest alıyorsun dedi. Dedim aldım onu gibi. Dedim öyle. Dayı biraz fazla yap dedi, öyle de sağlıkçıya. Tamam yani, biraz fazla dedin şu, abdest almak, üç defa yıkamak sünnettir. Biraz daha Mustafa abi, B3'e, 5'e, 7'ye. Mesela rüküde, üç defa Sübhane Rabbi veya secdede, Sübhane Rabbi'nin aldım veya la, 3, 5, 7. 5 yani, en güzeli 5'tir. Bir yaptım, biz böyle yapıyoruz, tamam mı? 3 yap, 5 yap işte. Ha işte. Vasatı bu, 7, 3, ortası 5. Tamam işte ben onun için değil, sünneti 5'tir, zaten onu yapayım. Ya ne acayip bir şey, biz zaten korunuyoruz kardeş. Biz korunuyoruz. Biz diyetli miyiz? Tabii. Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Sünnet-i seniye kardeş. Allah ne yemet ettiyse Kur'an hadiste onu ye. O bir ne yemek lazım? Kur'an söylemiş. Veya hadis. Bu mana, bu mana için söylüyorum. İlaç olsun diye söylüyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam savunma sistemini canlı tutmak için demiş ki ölümden hariç her dede deva çörek atı. Tamam. Kur'an ne yemet etmiş? Kur'an ne yemet etmiş? İncil mi? İncil ve zeytin. Başka bitki olarak Zencefila. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sofra, yeşil olmayan sofra ihtiyar kadına benzer diyor. Yeşilliğini koy. Sofrasında var olduğu zaman iki şey eksik yapmışmış. Sirke ve zeytinyağı. Zeytinyağı için, yeğin için sürünün diyor. Yani o kadar ben evde yapılmış sirke ve zeytinyağı yiyorum, samimi söylüyorum. Ha bir de bal için söylüyor Kur'an'da. Bal Müslümanlara değil, insanlığa şifaymış. Şifan linnas. Kur'an için şifan lil mu'mini. Yani hakikaten ben şimdi küçük çekmece kadar yürürüm ya. Rahman. He ya. Rahim. Nasıl? Biri Rahman, biri Rahim gibidir ya. Hangisi? Söylediniz ya. Bal Rahman. Kur'an, evet. Bal Rahman. Evet. Bal, mesela bak bugün ateş bastı ya, dedim ya arkaya. Dedim ki az çalıştık galiba. 28 gün defter. Dedim muhatap oldum. Hemen açtım. Ondan sonra işte bunu bulduk. Zihin. Tabi zihin ile akıl arasındaki fark. Aa çalışıyorum. Hani nerede o adam? Meğer o hastalığı orada tutan, orada imal eden düşüncelerimmiş. Ben buna yöneldim. Risale'de diyor ki, bütün hastalıklarımızın dermanı olan imanınızı artırın diyor. Bir de Kastamonu'da kaçıncı sayfadaydı? İki tane ilaç kullanıyor. Musibetlere karşı sabır ve kadere iman ilacını istimal edin diyor. 19 veya 14. sayfa mıydı? He? Kadere ve sabır ve kadere iman ilacını istimal ediniz. Görebilecek misiniz? Kastamonu'da istimal yazar mısın? İstimal. İstimal bak. Ondan sonra kesiyorum. Kesi bakayım dur. Okur musun abi oradan? Aziz kardeşlerim diye başlıyor aşağıda paragrafın sonunda. Ne diyor? Ha tamam buldum. Diyor ki, sıhhatimi soruyorsunuz, buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu ve üç hazin gurbetin tesiri ve üç asabi hastalığın sıkıntısı, bak hepsinin çaresi.
bütün yalnızlık ile kabili tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde Halikıma hatsı şükür ederim ki her derdin bak, her derdin en kutsi dermanı olan bir imanı, iki imani bil kaderden kazaya riza ilacını imdadıma gönderdi, gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi. Görüyor musun? Bir daha okuyayım. Halikıma hatsı şükür ederim ki her derdin en kutsi dermanı olan bir iman, iki imani bil kaderden kazaya riza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükrettirdi. Ben de öperim seni. Kırmızı yanağını. Kaderden kazaya rıza. Yani olmuşsa keşke de. Diyorlar ki kafayı yedi bu adam. Elhamdülillah. Kazaya rıza olmuşsa keşke deme mi demek? Bitti. Keşke, keşke olan mazine tövbe ve istiğfarım var. Niye keşke diyeyim ki? Kazaya rıza olmuş olana. Kazaya, kaza olmuş mu? Rıza gösterip olmamış olmaz. Peki onu keşkeleri değiştiremez misin? Var, tövbe ve istiğfar. Olmamış gibi yapıyorum diyor Allah. Kaza çünkü. Kazaya rıza. Geleceğe sabır. Sabır içinde şükrettim. Gelecek için sabır içinde şükrettim. Evet, o kadar. İman ilacını. Men amene bil kader, emine mine keder. Kaderi iman eden kederden emin olur. Ve ahir devahu menilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Allah'a emanet olun.